Evet sevgili 9. sınıf arkadaşlar, benim güzel liseli öğrencilerim, hepinize selamlar. LGS'yi geride bıraktık. Gerçekten de yıl boyunca söylediğimiz bir şey vardı. Neydi? LGS'yi çok büyütmeyin. Bu sadece geride bırakılması gereken bir sınav. Hala sizin için iyi sonuç da alsanız, istemediğiniz sonuçları da elde etseniz, en iyi üniversiteler hala şu anda kazanmak için mümkün, önünüzde duruyor. Sadece biraz daha hızlı veya biraz daha tempolu veya biraz daha seyrinde koşacaksınız. İşte bunu önümüzdeki yıl belirleyecek ama şimdi bunları konuşmanın vakti değil. Özellikle liseli olduk ya, şimdi dinlenme, kendimize vakit ayırma zamanı ve yaz için sizlere bazı önerilerimiz olacak. Yani bizler birer liseli olarak, bunu öyle tırnak içinde söyleyelim, bu yaz tatilinde neyi nasıl yaparsak bizim için daha kıymetli olur. İsterseniz onları anlatalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, her şeyden evvel bir kere şu konuda anlaşalım. 21. yüzyıl becerileri diye artık bazı beceriler var. Bu becerilerin içerisinde özellikle yaratıcı olmak bizim için çok çok önemli. LGS yılında üstüne basa basa söyledi. Kitap okuyalım, işte farklı aktivitelere katılalım, kendimizi bazı alanlarda geliştirelim, hobiler edinelim diye, ama artık bunları çok daha güçlü yapmak ihtiyacımız var. Çünkü artık biliyorsunuz ki ülkemizde üniversite sınavlarından sonra da yarış biliyorsunuz devam ediyor. Örneğin bir işletme bölümü bitirdiniz, bir mühendislik bölümü bitirdiniz veya işte belki psikoloji bitirdiniz, hukuk bitirdiniz. Artık bu saatten sonra da yine rakiplerinizle mücadele etmeniz gerekiyor. Eğer bir yerde işe girmek istiyorsanız farklı becerileriniz olmalı. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız farklı becerileriniz olmalı ki belli başlı noktalarda öne çıkın ve o mesleğinizi yapabiliyor hale gelin. Bu yüzden arkadaşlar 21. yüzyıl becerilerinde yaratıcılık sözcüğünü oldukça önemsiyoruz. Yaratıcı olmak için de kendimizi keşfetmeye, dinlemeye, sosyal gözlem yapmaya, olabildiğince okumaya ve ilgi alanlarımızı araştırmaya ihtiyacımız var. Bu sadece Google'a yazıp birkaç video izlemenin ötesinde bir şey olmalı. Özellikle buna dikkat etmeniz lazım. Tabii ki bunu da yapın ama mutlaka o alanlarla ilgili kendinizi gerçekleştirmek ve öne çıkarmakla alakalı farklı şeyler yapmaya ihtiyacımız olduğunu bilin. Uzmanlaşın. Ne kadar çok biliyor ve bildiklerimizi uygulayabiliyor, hayatımıza entegre edebiliyor oluyorsak o zaman bizim için birçok şey kıymetli olacaktır. Sevgili arkadaşlar, sizlerden istediğimiz 21. yüzyıl becerilerine ait bir başka şey iletişim gücünüzün yüksek olması. Özellikle birçok arkadaşımızın hali hazırda yaz tatilinde bile odalarına kapandığını düşünürsek, İrtibat kurduğumuz insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azsa, o zaman bunu bir tercih olmaktan çıkarıp bir zorunluluk haline dönüştürmeli. O zaman sevgili arkadaşlar, mutlaka dikkat etmemiz gerekir ki biz bu iletişim gücüne net bir şekilde kendimizi vermemiz gerekiyor. İletişim dediğimiz şey gerçekten hayat kurtaracak cinsten. Özellikle birçok meslekte başarılı olan insanlara sorulduğunda iletişimin, yani network'ün, yani sosyalliğin, sosyal sermayenin gücünü şirketlerin bile üzerinde tutar hale gelmişler. Bu yüzden ne yapacağız? Yaratıcılığımızın yanında iletişim gücümüze de oldukça önem göstereceğiz. Çünkü bunlar lise yıllarına başlamadan evvel bile tohumları atılıyor ise üniversiteye geldiğiniz zaman sizi zaten diğerlerinden öne çıkaracak. Böylece henüz üniversiteye başladığınız andan itibaren hocalarınız tarafından, arkadaşlarınız tarafından, üniversiteyle ilgili farklı kurumlarla yapacağınız, yürüteceğiniz, organize edeceğiniz projeler tarafından çabucak fark edilmenizi sağlayacak. Bunun için odanızdan olabildiğince çıkmanızı, yeni hobiler, yeni beceriler edinmenizi, hiçbir şey yapmıyor olsanız bile doğada yürüyüşler yaparak sadece insanları izlemeyi, onlarla sohbet edebilmeyi, farklı meslekler, farklı insanlar neler yapıyor, merak etmeyi sizlere öneriyorum. Bu adımları takip edersek bizim için her şey çok güzel olacak ve sizlere en nihayetinde söylemek istediğim bir şey var. 15-20 yıl sonraki siz hangi becerilere sahip olsun istiyorsanız işte onun ilk adımlarını şimdiden atmalısınız. Evet, sizler bu yaz tatili için neyi nasıl planlıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.